gençliğine davet. Kıymetli gençler, Fatih medreseleri olarak hoca kardeşlerimiz ve tüm kadromuzla sizin sorunlarınızla alakalı olarak içimizin yandığını, dertlendiğimizi ve üzüldüğümüzü bilmenizi isteriz. Sizin için dertlendiğimizi ama Kabe'de ama Medine-i Münevvere'de ve Türkiye'de daima bütün gençlerimizin duacısı olduğumuzu, Türkiye'nin huzur ve sükununun gençlere bağlı olduğunu, dünya hakimiyetimizin siz gençlerle olacağını bilmenizi isteriz. Sizler ülkemizin geleceğinin teminatısınız. Bir gençlik ihmal edilirse o milletin geleceğine dair tüm ümitleri yok edilmiş olur. Günümüz gençliği son derece kabiliyet ve mükemmelliğe müsaittir. Şartlara bakıldığında kendini yetiştiren gençlerin son derece başarılı ve dünyaca ünlü hizmetlere imza attığını görmekteyiz. Geçmişte olduğu gibi günümüz gençliği de büyük açılışların öncüleri olduğuna inancımız tamdır. Mevla Teala gençliğe son derece kıymet verdiğini beyan ederken Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından gençlere verdiği kıymetin nice örneklerini görmekteyiz. Medine'de kurulan ilk İslam devletinin temellerini atanın 18-19 yaşında bir genç olduğunu ve İstanbul'un fethinin de çağ açıp kapatan bir genç olduğunu hatırlatmak isteriz. Şu da bilinmelidir ki gençlik yıllarının su gibi hızla akıp gittiği ve gençliğini kaybeden yaşlıların hayatının en değerli hazinesi olan bu kıymeti bir daha ele geçiremediklerini biliniz. Siz kıymetli gençlerimize yakışan Mevla'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçmaktır. Üzülerek ifade ederiz ki dini ve dünyevi eğitimini tamamlamış, maddi ve manevi açlık çeken gençlerin ciddi sıkıntılar yaşayarak her türlü günaha bulaşabildiklerini görmekteyiz. Gençliğinde iyi, doğru ve güzele yönlendirilir olmayan kimselerin duygularına ve nefsani arzularına yenik düşerek içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık ve daha nice sayamayacağımız kötü alışkanlıklara sahip olduğunu ve bu alışkanlıklardan kolay kolay kurtulamadığını üzülerek takip etmekteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kişi arkadaşının dini üzeredir. Peygamber Efendimizin yetiştirdiği ve kıyamete kadar gelecek tüm nesillere örnek olacak gençlerin arkadaşı, hocası ve dostu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi. Bir çağ açıp kapatan ve tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet'in hocası, arkadaşı ve dostu Akşam seddinler Molla Hüsrevler ve Molla Güranilerdi. Zamanımızın gençliğinin de arkadaşı, hocası ve dostu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kiram ve onun yolundan giden hakiki Allah dostu olan varisleri olursa dünya ve ahiret kurtuluşunu bu gençliğimiz elde eder. Yoksa kötü alışkanlıkların esiri olan ve her davranışı mübah sayan bir gençliğin kendisine, ailesine, çevresine ve topluma zarar vereceği kaçınılmazdır. Böyle bir durum tüm bir toplumun felaketi demektir. Son olarak İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın şu duasıyla bitirelim. Ya Rab, bizi sana teslim olan kimselerden kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan bir toplum var et. Gençliğimizin kıymetini bilmek bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu. <laughs>